İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. General Antranik'in heykeli Kaşatağ ve Sünik sınırındaki Markiz Dağı'na dikilecek. Artsakh Devlet Başkanı Bako Sahakyan Uluslararası Armenoloji Konferansı'nın açılış törenine katıldı. Dışişleri Bakanı Mınat Aganyan, Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa medeniyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Rouhani, ABD-İran ilişkilerinde olumlu gelişmeler için koşullar öne sürdü. Ermeni humaniter uzmanlar Suriye'de 2420 kişiye tıbbi yardım sağladı. Oscar ödüllü yönetmen Ermenilere karşı uygulanan soykırım hakkındaki filmini çekmeye başladı. Batı Ermenistan'daki Sebastia Sivas'ın 15 gölleri gerçek bir doğa harikası. General Antranik Kaşadağ adlı girişim çerçevesinde 1 Aralık 1918 tarihinde General Antranik tarafından kurtarılan Kaşadağ ve Sünik sınırında bulunan Markiz Dağı'nda 3 metrelik bir heykel inşa edilecek. Girişim, ulusal fon oluşturması çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu kaydı gören herkesin en az 2000 artı Ermeni dramı katkıda bulunursa, girişim hepimizin çabasıyla hayata geçirilmiş olacak. Transfer modları ve hesap numaraları makalenin altında yer almaktadır. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Madina Taran Gandasar adlı bilim kültür merkezinde 26 Ağustos'ta düzenlenen Ermenistan'ın Doğu Yakası Tarih ve Kültür adlı Uluslararası Armenoloji Konferansı'nın açılış töreninde hazır bulundu. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından Armen Press'e yapılan açıklamada Devlet Başkanı açılış konuşmasında konferansın bilimsel pratik önemini vurgulayarak böyle olayların tarihimizin sayfalarını daha nesnel ve objektif bir şekilde incelememize izin verdiğini, farklı gelişmeler arasındaki nedensellik bağını ortaya çıkardığını ve uluslararası toplumun dikkatine sunduğunu dile getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsaganyan, başkent Yerevan'da düzenlenen Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Başkanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa medeniyeti ve değerler sisteminin ayrılmaz bir parçası olan Ermenistan Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle ilişkilerini derinleştirmeye devam ediyor, dedi. Ona göre Avrupa Birliği ile kapsamlı ve genişletilmiş ortaklık anlaşması temelinde diyalog gelişiyor. Bakan, Avrupa Birliği'nin bölgesel programlarına katılımını vurguladı. Dışişleri Bakanı Mınat Aganyan, özellikle Fransa ve Almanya ile ilişkilerin altını çizdi ve Ermenistan Cumhuriyeti, Kıbrıs-Yunanistan İşbirliği'nin yeni formatından bahsetti. Armen Press Ajansı'ndan belirtildiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hasan Rouhani, Washington, İran karşıtı yaptırımları kaldırmadığı sürece ABD-İran ilişkilerinde olumlu bir değişiklik olmayacak ifadesini kullandı. Rouhani, İran televizyonu tarafından yayınlanan bir konuşmasında, ABD yaptırımlardan vazgeçmeden ve seçtikleri yanlış yoldan geri dönmeden olumlu bir değişiklik görmeyeceğiz. Olumlu değişimin anahtarı Washington'un elindedir, dedi. RIA Novosti Ajansı yaptığı yayında, Biarritz'te yapılan açıklamada İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemesi gerektiğinin vurgulandığını belirtti. Suriye'de insani misyonu yürüten Ermeni mayın arama uzmanlarının ikinci grubu, 8 Haziran-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği teknik araştırma ve temizlik çalışmaları sırasında 48.967 metrekarelik alanı mayınlardan temizledi. Personel Mayın Arama ve Uzmanlık Yardım Merkezi adlı ticari olmayan devlet örgütünden yapılan açıklamada aynı dönem içerisinde insani yardım grubu doktorları 598'i Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Kadın Hastalıkları ve Pediatri adlı yardımsever merkezinde olmak üzere 2420 kişiye mesleki yardım sağladığı belirtildi. Ünlü Hintli film yapımcısı Shekhar Kapoor, yazar Michelin Aharonyan Markom'un romanı olan Üç Elma Gökten Düştü motifleriyle Ermenilere uygulanan soykırım üzerine bir film çekmeye başladı. Kitap, yazarın Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulan büyük annesinin anılarına dayanıyor. Senaryo, Jose Rivera tarafından yazılmış. Amerikan Diatlin adlı derginin yazdığına göre filmdeki faaliyetler kitapta olduğu gibi 1915-1917 yılları arasında gerçekleşiyor. Filmin yapımcısı Amerikalı Ermeni Sona Tatoyan. Filmin ana karakteri için yapılmış casting,
iç savaşta Suriye'den Ermenistan Cumhuriyeti'ne geçen genç kızlar arasında Yerevan'da gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın Sepahsiyah Sivas şehrinin Hafik ve Zara bölgeleri içerisinde bulunan irili ufaklı yaklaşık 15 doğal göl güzellikleriyle dikkat çekiyor. Denize uzaklığı yaklaşık 300 kilometre olan Sivas, içinde barındırdığı doğal göllerle adından söz ettiriyor. Hafik ile Zara arasında çok sayıda karstik göller bu sahanın en karakteristik jeomorfolojik sitlerinden birisi olan dolinler içerisinde oluşmuştur. Göllerin en dikkat çekici özelliklerinin dairemsi görüntüleridir. Bu göller arasında Batı Ermenistan'ın en büyük kireçli göllerinden birisi olan Tödürge Gölü yer almaktadır. 1295 metre yükseklikte bulunan bu göl aynı zamanda bir sulak alandır. Bu sulak alanda çok sayıda kuş türleri bulunmaktadır. Göllerin en önemli özelliği birbirlerine çok yakın mesafede bulunmalarıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anina Vasartyan'dan Kesap ninnisi olan Ay Canım Nani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.